Merhabalar. Bu videoda sizlerle Reader at Work 1 kitabının 100. metnini çeviriyor olacağız. Çevirimize başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı abone olarak takip etmeniz, yeni eklenecek videolardan haberdar olmanız için önemlidir. Evet, Kon-Tiki Seyahati 1947. Ortasında, nerenin ortasında? Pasifik Okyanusu'nun ortasında, binlerce mil uzakta. Nereden binlerce mil uzakta? En yakın ana kıtadan binlerce mil uzakta, Pasifik Okyanusu'nun ortasında uzanır. Ne uzanır? Polinezya'nın adaları uzanır. Adaların bazılarında vardır. Ne vardır? Eski yollar ve binalar vardır. Bunlar gösterir. Neyi gösterir? Bunu açıklayacak. Var olduğunu, eski medeniyetlerin var olduğunu gösterir. Çoğu gizemli. Polinezya adalarının çoğu gizemlidir. Neymiş bu? En gizemli. Polinezya adalarının en gizemlisidir. Neymiş? Ester adasıymış. Şimdi burada bunu açıklayacak. Var olduğu dev kafaların, neyden yapılan dev kafalar? Taştan yapılan dev kafaların var olduğu Ester adasıdır. Onların bazısı kadar çok uzundur. Kadar uzundur. Ne kadar? Dört bina boyu kadar uzundur. Bunlar çok eskidir. Açıkçası insanoğlu yaşıyor insanoğlu bu adalarda. Çok çok uzun zamandır bu adalarda yaşıyor insanoğlu. Fakat nasıl adalılar ilk kez ulaştı adaya? İlk kez adalılar nasıl ulaştı? Bu kadar çok uzun zaman önce adalılar ilk kez bu adaya nasıl ulaştı? Ve nasıl onlar yaptı onu? Ne yapmış? Var olmadığı zaman herhangi bir büyük gemi var olmadığı zaman onlar bunu nasıl yapmış? Yani herhangi bir gemi var olmadan adaya onlar ne şekilde gitmiş maksadında söylüyor. Vardır bazı soruların bazısıdır bunlar. Hangi sorular? Burada soruları açıklayacak. Cevaplaması zor olan soruların bazılarıdır bunlar. Evet, şu kişi kimmiş bu? Bir Norveçli kaşif olan şu kişi düşündü. Neyi düşündü? Onun sahip olduğunu. Neye? Cevaba. Gizeme cevabına sahip olduğunu düşündü.
o inandı insanlara. Hangi insanlar? Antik Perulu insanlara inandı. Yelken açan Antik Perulu insanlar. Nereden? 6000 kilometreden. Pasifik Okyanusu boyunca 6000 kilometreden fazla yelken açan Antik Perulu insanlara inandı. Neyle yelken açmışlar, ne için açmışlar? Onların küçük sallarında başlamak için yeni bir yaşama. Adada, Polinezya adasında yeni bir yaşama başlamak için küçük, onların küçük yelkenlerinde Pasifik Okyanusu boyunca 6000 kilometreden daha fazla yelken açtı. Yelken açtığına inandı. Hiç kimse inanmadı şu kişiye. Neden inanmamış? Onlar bildiği için, neyi bildiği için? Antik Perulu insanların sadece sahip olduğunu, ahşaptan yelkenlere, ahşaptan sallara, yelken açmak için ahşaptan sallara sadece Perulu insanların, eski Perulu insanların sahip olduğunu bildiği için hiç kimse inanmadı. Nasıl insanlar yelken açar Peru'dan adalara kadar? Şu kişi istedi. Ne istedi? Göstermek istedi herkese. Neyi göstermek istedi? Herkese onun teorisinin doğru olduğunu herkese göstermek istedi. Birlikte, dört arkadaşı ile birlikte o başladı inşa etmeye, yapmaya, bir sal yapmaya gibi. Ne gibi? Olanlar gibi. Hangi olanlar? Antik Peruluların yaptığı gibi, onlarınki gibi bir sal inşa etmeye başladı dört arkadaşıyla birlikte. O bitirdiği zaman, onlar adlandırdı onu Kontiki diye. Kontiki neymiş? İsmiymiş. Neyin ismiymiş? Eski bir tanrının ismiymiş Kontiki. Onlar harcadı. Uzun zaman planlamaya harcadı onların seyahatlerini ve karar vermeye onlar harcadı. Ne alacağını, onlarla ne alacağını, yani onların yanında ne götüreceğini, ne alacağını planlamaya harcamış. Doğal hareketi, suyun doğal hareketi, bir akıntı adlandırılan, Peru akıntısı olarak adlandırılan, burada suyu açıkladı, suyun doğal hareketi taşıdı onları, batıya taşıdı. İse de onlar sahip olsa da pek çok probleme boyunca, onların seyahatleri boyunca, nasıl problemler? Hava ve köpek balıkları ile ilgili problemlere onlar seyahati boyunca sahip olsa da botlar iyiydi. O batmadı. Daha sonra, neyden sonra? 102 zor günden denizde, 102 zor günden sonra kaşifler vardı. Nereye? Polinezya adalarının birine vardı. Şu kişi kanıtladı.
kanıtladı? Neyi kanıtladı? Onun mümkün olduğunu kanıtladı. Yani bir botla, bir salla gitmenin mümkün olduğunu kanıtlamış.